Günaydın. Şimdi geldim dükkana. Günlerden salı. 2 günlük evden sonra evde galiba dün sıkılmaya bile vaktim yetti. Çalışmanın gözünü seveyim yani. Saçlarımı taradım da şapka taktığım için toplamadım. Şimdi geldim dükkanı topluyorum. Arkadayım hemen şu montlarımızı astığımız yerde. Annem ıslandığımda götürdüğüm yeleği ve ceketini de getirdim. Ben de bugün böyle... Ne rengi? Tarçın rengi mi bu? Turuncumsu bir renk. Kiremit rengi. Elbisemi giydim. Üzerine de örgülü hırka giydim. Altıma da şu ugulları giydim. Sıcacık içi yünlü. Yağmur yok ama hava kapalı. Soğuk da aynı zamanda. Şu patikleri de geçen annemin patikleri ayaklarım ıslandığında gitmişti. Şu poşeti katmayalım. Anneme bir bakalım. Annemi daha görmedim. Şuraya koyayım lazım. Bugün dükkanda çok işimiz var diye tahmin etmekteyim. Çünkü temizlik adına çok işimiz var. Sandalyeler falan çıkacak. Masalar çıkacak. Annem radyoyu açmış. Bunlar neyse. Ama şu büyük tabureleri fazla çıkarmayacağım. Hatta hiç çıkarmayacağım. Yağmur çünkü bu hafta. Hatta 3 ay boyunca böyle yağmurlu. Artık Türkiye geneli. Annem kahvaltı hazırlıyor. Şüphesiz oradaki gündemi bırakmadık. Deprem bölgesine yakından toparlanalım, hazırlanalım. Yusuf bugün hastaydı. Arasının öksürüğü biraz daha iyi ama Yusuf ciğerlerini üşütmüş. Sobayı yakayım dedim, yok dedi. Sobayı gene de ben hazırladım. Akşam geldiğimde hemen bir kibritle tutuşturmak için kolay olur. Sizi bir tripoda koyayım. Böyle başınız dönüyor. Ben de böyle git gel yaparken. Dükkanı yerleştireceğiz yani. Sonra kahvaltımızı yaparız. Birazcık Yusuf'tan dolayı modum düşük. Ama işte inşaatta çalışırken dikkat etmiyor. İnce giyiniyor, terliyor. Ciğerlerini üşütüyor. Neyse Allah şifasını versin. Ama annem dün kadayıf yapmış. Çok güzel görünüyor. Yeriz çayla. Annem omlet yapmış, domates, kekikli, zeytin en sevdiğim, beyaz peynir ve acuka. Gideyim hemen taze bir ekmek alayım. Şimdi şu masaları bir şekilde ikili sandalyeleri koyalım diye düşündük. Ondan sonra şunları açtım. Güneş açtı vallahi ama yine de bulutlar geliyor. Haberleri dinliyoruz radyoda. Bir ekmek alalım.
Maşallah size maşallah. Şunlar işte motorun üstünü örttüğümüzde ıslanmıştı. Kurusun geri toplayacağım. Burada hoş durmuyor gibi farkındayım. Portakallı standına birazcık takviye portakal yapmam lazım. Portakallar burada azalmış. Güzelim bayrağı. Gel bu tarafa. Evet. Motorlarımız burada. Motor sırılsıklam olmuş yağmurlarda. Ben cuma günü çok güzel temizlemiştim. Bir de hafta sonu Yusuf'la Aras da bindi. Markete iki kere git gel yaptılar. Tabii ki çamurlu ayaklarıyla. Neyse canları sağ olsun. Araç değil mi? Zaten kirlenmek ve kullanılmak için. Şimdi çıtır çıtır bir taze ekmek alalım. Ben dün akşam yemeği de yemedim. Keyifsizdim ya. Yusuf öyle kötüydü. Terlemeye çalıştı. Hiç iştahım yoktu açıkçası. Aras'ın öksürüğü daha da iyi gitti. Bunlar yoncalar gece kapatıyorlar kendilerini. Güneşi görünce açıyorlar. Özlemişim dükkancığım. Çayımız da geldi. Anneciğim günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Herkese günaydın. Günaydın tatlım. Selamlar olsun, hayırlı günler olsun inşallah. Amin hayatım. Bol işlerimiz hareketli. Amin. Olsun. Bugün mantı mı yapacağız? Bugün mantı yapmayacağız. Mantı biraz var. Var mı? Yarın İyi, yaparız. Tamam. Yarın ben bir de pazara gidip gelmem evet. lazım. Sebzelerimiz kalmadı pek. Evet canım. Ama bugün çarşıya da bir gidilip gelinmesi lazım. Şey Çamlıca çarşısına mı? Git motorunda şarj varsa. Bakmak lazım duruma. Evet bakalım biz kahvaltımızı yapalım ana kız. Sonra temizliğe geçeceğiz. Hopala. Bir sabahki manzaraya bir de şimdiki manzaraya. Allah'ım yarabbim. Siz ne tatlısınız ne. Bir de bu tarafa yaklaşınca böyle hoş bir koku geliyor ki insanın burnuna. Bakar mısınız ne güzel oldu. Güneş açtı. Bunlar açıldı. Evet. Biz kahvaltımızı yaptık. Tatlımdan yedim. Çayımızı içtik. Güneşi açtırdık. Bekledik. Şükriye teyze geldi. Onu yolcu ettik. Çünkü şimdi bankamatiğe gidiyorum. Karta para yatırmamız lazım. Size Yörükoğlu'ndan aldıklarımızı da göstereyim. Şöyle 2 kiloluk böyle 2 kiloluk kaşar 280 liraya geliyor. Bunu biz toptan fiyatıyla alıyoruz. Toptan derken yani iş yerlerine bırakıyorlar. Şöyle ayranlarımız var. Ayranların tanesi 4 mi 4,5 liraya mı ne geliyor? Yörükoğlu küçük bardak ayran. 20'li böyle ayran aldık. 2 tane litrelik süt aldık. Bunlar 18,5 liradan da ama yağlı güzel süt. Ve 5 kiloluk yoğurt aldık. Yoğurdun kilosu da 24,5 liradan geliyor. Bu kovaya 5 kiloluk kovaya 120 mi 125 lira mı ne verdik. Şimdi annem bunları düzenleyecek. Dolapta birazcık yer açıyor. Ben de hemen montumu giyiyorum, ATM'ye gidiyorum. Ondan sonra da market bugün alışveriş eksiğimiz yoktu. Yoğurt falan lazımdı. Onu da zaten yörük oldu getirdim. Ya yaz sezonunda aslında anne biliyor musun böyle bir tane de şey spotçu, gıda spotçusu bulsak da. Hiç BİM'e git Allah. Bir de sebzecimiz zaten yazın gelecek. Zaten hepsi ayağımıza kadar gelecek. Aynen. Markete git gel yaz yoğunluğunda hiç gerek kalmaz bizim için. Ben bir montumu giyeyim. Güneş açmışken. Şu karşıdaki market de açmış. Artık yavaş yavaş dükkanlar açılıyor. Onlar da orayı ailece işletiyorlar. Ondan sonra... Kolacıyı mı? Evet bu kolacı bizi gerçekten 3 haftadır perişan etti. Kolacı dolap getirip ürün bırakacaktı. Şu karşıdaki pazar tekstili yeri de açtı. Yani yavaş yavaş esnaf artık açılmaya başlıyor. Rabbim herkese bol satışlar, bol müşteriler versin. Şurası tekstil. O da toptancıları gelip gidiyor. Artık mal almaya başladı mağazalar. Ben geldikten sonra şuraları sileceğim. Osman Bey buraya geliyor ama. Acaba çay mı istiyor? Bir bakayım ona da. Montumu giyeyim gideyim. Ben geldim de şu portakal çürümüş yazık. Şunları götüreyim o portakal köşesine şey yapayım mı takviye yapayım buraya da tepsiyle geri doldururum. Oradaki görüntü amaçlı kızlar gelip geçen olduğu için genelde kardeşim gerçi orada sıkmayı tercih ediyordu. Ben burada sıkıyorum portakal suyu siparişi olduğu zaman. Çünkü hem lavabo burada yakın hem plastik sıkmaç da daha pratik oluyor. Şimdi göstereceğim. Hem metal var hem plastik var. Şunla ben sıkıyorum burada hızlıca. Pratikçe bardaklar burada, pipetler burada. Servis daha kolay oluyor diye.
Genelde müşteriler de bu aralar yani elinde alıp gitmiyorlar kahveyi. Genelde şeye tercih ediyor. Oturarak içiyorlar. Şöyle bir bardağı dolduruyoruz. Şu bardakları. Buradan pipetini koyuyorum ve hemen buradan veriyorum. Ondan dolayı burada portakalın bulunması çok rahat oluyor benim için. Bunların da dışında. Annem mutfağını temizlemiş. Bulaşık makinesini çalıştırmış. Buradan annem çıktı. Kıyma çıkarmış. Bundan. Gerçi mantıyı artık gelinim de evde yapıyor. Sağ olsun. Ondan dolayı mantı geldim canım. Annem arkayı temizlemeye geçti. Kaç haftadır konuşuyoruz. Bir türlü oraya elimiz yetmedi. Geri bulutlar geldi. Odunları böyle buraya biriktirmişler. Onu mu kaldıralım? Dur bekle, belin ağrır. Kaldırma fazla. Beni yapıştırmışlar ki bu şeyi anlamadım tezgaha ya. Bu ağırlık şey yapıştırılır mı? Normal böyle daha mı güzel oldu? Normalde diğer tarafaydı L. Yo, bence daha güzel oldu bence de. Buralar hep temizlenecek. Buradaki ımbır zımbır da kalkacak. Çünkü buraya da bir masa atarız diye düşünmekteyim. Odunları buraya koymuşlar. Diğer tellerin tarafından odunlar düştüğü için buraya şu şeyi koymuş. Yatak altına koymuş kardeşim. İyi de olmuş. Şunlar bir güzel kokuyor. Üzerlerinde ara dolu, bakar mısınız? Ara bunlardan şey topluyor. Bal topluyor. Çok güzel kokuyor ama çok da dökülüyor. Evet, bu şemsiyeyi kaldırabiliriz. Mangalları falan yıkamıştı annem. Şimdi buraları bir düzenleyecek o. Dikkat et, elini kesme. Soba burada mı kalacak yazın anne? Hangisi? Bu soba. Bilmiyorum, bakacağız. Nasıl yapacağız? Buraları bir düzenlemek lazım. Şu yoncaların güzelliği. Baba gelsin de. Ben inanır mısın? Gün arası ben buradaki yaprakları sürekli süpürüyorum. Gene şuradan dökülüyor. Ama anne bu çiçek sarmaşık yeşermeye başlamış ya. Evet. Artık çok güzel olur böyle ben pembe pembe. Gölge olacak. Eskiler döküldü işte çoğu. Bak yeniden vermiş, başlamış şey yapmaya. Şu ne olmuş? Bu tezgah anlamadım. Çıkacak zaten. O açılmış anne rüzgardan. Kapat onu anneciğim. Şu kartonları kurutacak mıyız? Nasıl yapalım? Bu kartonları ben geçen tutuşturmak için doldurdum bu şeyi. Bunlar felaket yağmurda. Abo, bunun altında ne var ki acaba? Nasıl ıslanmış? Bunlar sobayı tamam çıkar. Buralar düzenlenecek. Neyse sen buraları hallet, ben portakallarımı göstereyim kızlara. Sonra seni bir Türk kahvesi patlatır mıyız? Valla biz ana kız iki gündür birbirimizi görmedik. Özledim ben annemle sohbetleri. Sen özledin mi? Sorsanıza her gün konuşacak ne birikiyor. Ama ana kız vallahi buluyoruz. Hayattan, gelecekten, siyasetten konuşuyoruz. Kadın psikolojisinden konuşuyoruz. Erkek psikolojisinden. Ama zararsız pembe. Hiç kimsenin böyle derler ya hani şey değil. Zararsız dedikodu. Yani eleştiri, fikirlerimiz, işte düşüncelerimiz. Ondan sonra çocuk yetiştirmekten konuşuyoruz. Eğitimden konuşuyoruz. Siyasetten konuşuyoruz. Gelecekle ilgili fikirlerimizi paylaşıyoruz. Hayallerimizi konuşuyoruz. İşle ilgili konuşuyoruz. Ondan sonra kadınsal duygusallıklardan bahsediyoruz. Kızgınlıklardan bahsediyoruz. Yani arkadaş gibiyiz. İnanın ki Allah'ıma aşık oluyorum ya. Şu görüntünün güzelliği gerçekten. Bayramda ne güzel kıpkırmızı duruyor orada. Yes, şimdi benim kullandığım portakal sıkacağım plastikti, göstermiştim size. Sardunyalar hangi renk açıyor bilmiyorum ama yemyeşil oldu. Bunlar yakında çiçek vermeye başlar. Şurada tomurcuğu açmış ama hangi renk verecek bilmiyorum. Anam rüzgar var. Şunlar şu avokado, şu ceviz. Küçük müçük ama bahçemizde bayağı ağaçlar var kızlar. Kardeşim de genelde şununla sıkmayı tercih ediyor. Sonra da sıktıktan sonra bunu yıkamıyor. Ve sürekli bana iş kalıyor. Evet. O burada hemen pratikçe sıkıyor.
Burada plastik bardaklar var, pipetler var. Pipetler şimdi uçuyor diye çıkarmıyoruz bunları. Bu plastikleri değiştirdik aslında. Şöyle büyüklerden aldık, karton bardaklardan. Kağıt bardak daha doğrusu. Şöyle bu standımızı bir dolduralım. Anam da çürümüş, onu da götüreyim. Şöyle büyükleri şöyle koyayım, güzel görünsün tezgahımız. Orada bayanlar temizlik yapıyor, marketin eşi ve kızı falan da olabilir, bilmiyorum, gelin de olabilir. Tanışmıyorum daha, esnaf yani o bayanlarla daha tanışmadık. Daha yeni esnaflık yaptığımız için yavaş yavaş herkes birbirini tanıyacak. Orası büyük market bu arada. Yes. Şimdi bu 7 veren muşmula başka bir şey diye yazmışsınız. Vallahi bilmiyorum, haklı olabilirsiniz çünkü hiçbir fikrim yok. Yani bahçeymiş, ağaçmış, çiçekmiş isimleriyle ilgili hiçbir tecrübem olmadığından dolayı siz ne derseniz o kızlar. Evet, bu gül de burada şey yapacak, ışkınlarını vermiş zaten. Açacak böyle rengarenk, cennetten bir köşe daha ne olsun. Evet. Ne yapacağız onun dışında? Şu baharatlıkları dağıtmam lazım. Masalara peçeteliklerimi koydum. Yani öğlen saatinde, çünkü çorbaya falan esnaftan gelen olursa servisler açık olsun. Tuzmuş, kürdanmış, işte ne bileyim püllükmüş, peçeteymiş. Tam takır, hazır olması bizim için avantaj. Bir de Yusuf'u arayayım, bakayım nasıl oldu, ne yaptı, çalışacak mı, bugün çalışıyor mu? İnşallah biraz daha iyi hissediyordur kendini. Bu havalarda da aslında çok çok dikkat etmesi lazım ciğerlerine. Çabuk, çünkü hassas. Onun Aras gibi ciğerleri çok hassas, hemen üşütüyorlar. Böyle örtüler açılıyor, biz onlarla uğraşıyoruz sürekli. Bizim buralarda hala kar var. Daha çiçekler dal bile vermedi diyenler var. Sizin orada meyve başlamış diyenler var. Vallahi ikliminden de dolayı şanslıyız. Bir de bu dutlar yılda iki kere veriyormuş kızlar. Yani yılda iki kere meyve verdikleri için ondan yana da birazcık erken vermiş olabilirler. Evet. Şimdi negoşunuz. Şunu nereye koyuyordum ben? Baharatı. Bu içeriye. Bütün masalarda baharatlıkları artık bulundurmaya çalışıyorum. Çünkü yağmur havalarda içeride oturuyorlar. Şu çürük. Şimdi gidelim sizinle şuna portakal dolduralım. Buradaki bardaki portakal standı şeyimiz için, portakal sıkmamız için hazırda portakalımız olsun. Elimiz ayağımız karışmasın sonra. Oy 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 oy. Limonlardan da çıkaralım. Bunları çorbaya kullanıyoruz. Kendimiz çaya kullanıyoruz, salataya kullanıyoruz. Saçlarımı şöyle arkaya bir atayım. Oh oh oh, maşallah. Annem de orada oyalanıyor. Oyalanmaktan ziyade iş yani. Sürekli bir hareket halindeyiz. Sürekli bir şey çıkıyor. Yani normal desenize iş yerinde sürekli oturulmaz. Sürekli bir şeyler üretilir. Yapılır, üretilir.
anneye kahve sözü verdik. Yerine getirdim ama şu şeyi, dibek kahvesini artık bitirelim. Bayağıdır açıldı bu. Şöyle sütlü oluyor galiba ya. Ben aslında dibek kahveyi sevmiyorum. Ben Türk kahvesini daha çok seviyorum da bunu bitirmek adına bugün bunu yapalım. Şöyle tatlı fincanlarımıza. Bugün bu bitsin. Şimdi mola verdik. Annem arkayı süpürdü. Ben şark köşesini sildim. Şimdi şu kenarları sildim. Buraya geçeceğim. Güneş bir açıyor bir kapatıyor olsun. Buna da şükür. Kahvemizi içelim. Sizinle vedalaşıyorum. İkinci vlogda da artık görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hakkınızı helal edin. Bebişlerim bu dakikaya kadar izlediniz. Görüşürüz. Bay bay.